Herkese merhaba. Bugün eğitim videosu olarak sizlere 2,5 eksende profil işlemi göstereceğiz. Komutumuzun ismi profil kesim. Açıklaması da profil kesme operasyonu çok sayıda açık veya kapalı eğri veya geometri profiller içeren ken bileşenlerini keser. Bu operasyon ile gravür yapılabilir demiş. Şimdi komutumuza bastık. Yapmamız gereken ilk işlem oluştur deyip profil oluşturuyoruz. Profili seçiyoruz, tamam diyoruz. Yaklaşıyorum profil oluşturacağım objeye. Yine ipucu verelim. Shift tuşuna basılıp sol klik yaptığınızda tamamını seçer. Burayı aldık. Bir de burayı işleyeceğiz. Yine Shift tuşuna basılı sol klik yaptık. Onay verdik ve iki havuzumuzu da seçmiş olduk. Tamam dedik. Direkt takım seçmemizi istiyor. Direkt yönet deyip ben takımı görmek istiyorum. Onluk takımmış. Yarı çapını istemiyorum. 10 R0 diyorum. Tamam diyorum. Otomatik bir şekilde hesaplasın mı diyor, hesaplasın diyorum. Yalnız bu hesaplamayı siz yine gözden geçireceksiniz. Ne yapıyoruz? Geliyoruz buradan, ayarlara tıklıyoruz. Başlıyoruz buradan. 1000'de 25 demiş. Ben 1 yaptım. Yan finish by 0 0 tamam. Takımın çapının %60'ı kadar yanal hareket edecekmiş. Poso sayımız 1'miş. Sabit posoymuş. Ya da farklı seçenekler var. Ben azami olarak 6 demiş. Yani 6 metre posoya gir demek oluyor bu. Fakat bu yüksekliği nedir havuzumuzun derinliğini? Hemen gelip bakalım. Sorgula diyoruz. Mesafe. Geldim bu noktayla. Bu noktayı seçtim. 8 olduğunu gördüm. Peki mesafesi kaç? 67,5. Güzel. Şimdi biz 8 metre derinde bir yere 6 posa verirsek azami direkt tek seferde girer. Biz ama bunu şöyle yapabiliriz. Takımımızın ömrünü uzatmak adına. 2 diyorum buraya. 8 diye. Yani 4 tane şey oluşturacak. Fakat öncesinde şunu yapmanız lazım. Sınırlama kısmına gelip üst ve alt yüzeyleri belirlemeniz lazım. Yani üst yüzeyim burası diyorum. Alt yüzeyim burası diyorum. Bakın. Yani o 8 hesaplatabilmesi için bunu yaptım. Hesapla diyorum. Bakın 2 seçili olduğu için 2, 4, 6, 8. İkişer milimetre ile giriyor. Burası 1 ya. Boyu 60'tı. Takımımız çapı kaçtı? 10'du. O zaman buraya 5 dememiz yeterli. Hesapla diyorum. Gördüğünüz gibi içi de dönüyor bu şekilde. Aynı şekilde buraya da dönecek. Buralar bu şekilde. Sınırlandırmaları da göstermiş olduk sizlere. Üst ve alt yüzeyleri seçmeyi unutmayın. Ona göre hesap yapacak çünkü. Buradan tüm parçayı denetlemesini isteyebilirsiniz. Ama şu an bu eğitim videosu olduğu için biz hesaplatmıyoruz. Sınırlarımızı belirledik. Yol ayarlarımızla alakalı bir şey var. Bunları bir gösterelim. Zaten bunları biliyorsunuz. Ters poso, düz poso dediğimizde şu şekilde. Saat yön dediğimizde saat yönünde, saat yön ters yönümüzde de aynı şekilde adı üstünde. Biz ters posoyla gidiyoruz. Burada seviyeye göre gidiyoruz. Ne demek bu? Bir bakalım. Şöyle yandan bakalım. Play diyoruz. Bakın işliyor. Tabi bu görünüşte göremiyoruz. Şöyle yaklaşalım. İşletiyoruz, tekrar gidiyor. Bu şekilde dinamik bir şekilde de gördüğünüz gibi ne yapabiliyoruz? İzleyebiliyoruz. Arkadaşlar, bağlantı ve girişlerle alakalı bir önceki videolarımızda anlatmıştık. Şu an için düz geçiş yapacağız. Bazen ne yapabiliyorduk? Emniyetli düz geçiş yapabiliyorduk. Seçenekler bakın böyle. Bir ortada bir ada varsa emniyetli olarak yapmasını sağlıyoruz. Yüksek bir şekilde gidiyor. Ya da diğer seçenekleri zaten daha önce öğretmiştik sizlere. Biz her zaman emniyetli düzlemi seçelim. Çarpmaları kalmasın diye parçamız. Son olarak arkadaşlar onay veriyoruz ve gördüğünüz gibi 2,5 eksen işlemede profil komutumuz bu şekilde.